Ayrı'yla görüştük. Sayın Akın Birdal'la görüştük. Eski İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı sıfatıyla. Sadece Sayın Birdal'la değil, bundan sonraki süreçlere tüm sivil toplum örgütleriyle, tüm siyasi partilerle, partilerin grup başkanlarıyla, grup başkan vekilleriyle, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların genel başkanlarıyla, çeşitli basın kuruluşlarıyla görüşerek biz bu olayın üzerine gitmeyi istiyoruz. Bizler bu olayın üzerine bir artık kalktığı da söyleyeyim, kendi basılıp unutulmasını istemiyoruz. Çünkü gerçekten şu an felaket bir duyarsızlık var, bir vurdum duymazlık var. Sanki oradaki insanlar tatile gitmişler, sanki oradaki insanlar gezmeye gitmişler gibi bir ciddi almama durum var. Ben önce yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu olayın artık geriye yapılsın, bu kan dursun. Biz artık kan dökülsün istemiyoruz. Şehit olan 12 tane insan bizim evladımız, bizim şehidimiz. Oradaki esir olan 8 tane insan bizim yakınımız, bizlerin çocukları. Bir tek kendi çocuğumuz için, kendi evladımız için değil, diğer çocuklar için de ne gerekiyorsa onlara sormadan gereken girişimlerimizi yapacağız. O insanlarla da bir araya geleceğiz. Şimdi biz yine söylüyorum, oradaki sadece İrfan Beyaz'ın hayatı söz konusu değil. Oradaki her bir vatandaşımızın hayatından endişe duymaktayız. Ve hükümetin kendi özgün güçlerine güvenmeyip de dıştan gelen emirlerle hareket etmesini bizler Türk vatandaşı olarak içimize sindiremiyoruz. Olan bir takım bizi yüzen gelişmelerden isterseniz arkadaşımız izah etsin. Ne devlet yönetimiyle ne siyasal iktidarın vermiş olduğu sorumluluk gereğiyle bağdaşmayacak bir takım uygulamalarla karşılaştık. Buyursun arkadaşım size bunu izah etsin arkadaşım. Sen ya, bir sen sen ben önce şeyden başlayalım dedim. Şu ses. Ben de önce şeyden önce sana dedim. Allah sabır etsin. Şimdi bana 2 gün önce Sayın Başbakanımızdan ve 2 tane devlet bakanlarımızdan telgraf geldi. Oğlum şehit diye. Basar'ın telgraflar geldi. Onun dışında da yani bir canlı dışarı sorumdan geldi. Bana bir devlet yetkilisi. Oğlum şeyler şehit oldu. Böyle bir şey söylemedi. Sadece telgrafla şehit oldu. Vazgeçti. Bir bilgi var bizde. Biz de çocuğumuzun internetlerde şehit olmadığını öğrendik sonra. Tabi bizi yıktı bu. Telgrafa geldik, biz perişan mıydık? Duruma düştük ayrıca. Sonra internetlerden duracağız, söylemedik. Çok üzücü bir şey, yani duyarsızlık. Şimdi arkadaşlar, notla bir şey söyleyeceğim. İsmail arkadaşlar, mikrofonun çalışmadı. Şimdi buradan çok açık bir... Deniz Bey, yani şimdi bu telgrafların gelmesi olayı ciddi hükümetin almadığını öne sürüyorsunuz değil mi? Şimdi veya istihbarat mı çalışmıyor acaba? Aslında istihbarat da çalışıyordu. Bence bu ülke yönetenler dışarıdan gelen talimatları dinlemekten kendi özgür adını kullanmaya zaman bulamıyorlar. Yani ciddiyetsizlik olduğunu mu düşünüyorsunuz diyorsunuz? Yani dünyanın neresinde vardır? Sağ olan bir insan için, bir başbakanın, devlet bakanının bu çocukları kurtarmak için girişimde bulunmak yerine girişimde bulunanları eleştirmesi ve ailelerine taziye mesajını göndermesi dünyanın neresinde rastlanır? Ama Genelkurmay'ın açıklamasında 8 kişinin kaybolduğu yolunda açıklaması yapıldıktan sonra geliyor değil mi? Yapıldıktan evet. Sonra bundan 2 gün önce ayın 24'ünde gelen telgraf. Cenazelerin defininden 2 gün sonra. Yani hükümetin peki sizce inanıyor musunuz böyle bir olayın üzerine gidebileceğine? 8 tane askerin... Mutlaka gidecektir. Mutlaka bir şeyler yapılacaktır. Ancak biz samimi oldukları konusunda şüphe içerisindeyiz. Ya da gerçekten gereğini yapabilecekleri konusunda şüphe içerisindeyiz. Biz bilgisiziz. Yani sorun oldu yani. Biz bilgilendirmiyoruz. Yani Allah için bir tane hükümet yetkisi ya da bir tane devlet yetkisi sanayip de ya sizin çocuğunuz tamam bizim evladımızdır. Bunlar bizim ciğerimizdir. Bizim de yüreğimiz yanıyor. Biz bu çocukları sağ salim size kavuşturmak için gerekeni yapıyoruz diye bir açıklama duymadık. Ayrıca sizin aracılığınızla buradan diğer kayıp askerlerinin ailelerine bir çağrımız var. Birleşelim arkadaşlar yani hep beraber çocuklarımızı kurtarmak için devlet kanalıyla, sivil toplum örgütleriyle birleşelim. Hep beraber çocuklarımızı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapalım. Türkiye'nin kamuoyunu bu olayı unutturmayalım. Yani herhangi bir şekilde Türkiye kamuoyunu unutmasın yani bu olayı. Çünkü bu olay böyle